hoş geldiniz. Bir dünya şov başlamak üzere. Peki biz kimiz, neler yaptık artık biliyorsunuz. Birazdan burada hep birlikte. Hakan, Ümit Karan'ı konuk alıyor musun programı konuk? Benim ondan neyim eksik? Futbolmuş. Top sektirmekse top sektirmek. Al, bende de var. Ne olmuş yani? Tekrar hoş geldiniz. Alkışlarınızla Ümit Karan geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Sağ ol Hakan'ım. Sen nasılsın? İyi, teşekkür ederim. En büyük Fenerbahçe abi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Dakika bir gol bil mi oldu yani? Evet abi. Bana göre değil. Sana göre kim? Galatasaray kim olacak? Basçıyı bağladım, geri evet, söylemiyor onlara. Seyircilerden de Galatasaray'a geldik. Orkestra ile tanıştın, şimdi de Mari ile tanıştıracağım seni. Mari bizim pasörümüz, kendisi Alman vatandaşı. Hello, wie geht? Guten Tag. Hemen başladılar. Tanıyor musun Ümit Karan'ı? Tabii ki tanıyorum. Çocuktan beri aslında Minerva'da baktım, izledim seni işte. Şaka Herta'da, tabii ki canım. Sos Berlin oder was? Nein, aber ich bin immer hingefahren. Wir haben ja alles angesehen. Çok beğenmiş, çok yakışıklısın dedi. Ha, ben çok koyu Fenerbahçeliyim. Ama sana çok büyük saygım var. Allah kolaylık versin. Ne neden? Çünkü o senin plaselerini unutamıyorum abi. O sağ ayağını açıyordun ya şöyle. İşimiz bu diyelim. İyice abi, süperdin. Alex'i nasıl buluyordun? Alex, gentleman. Çok severdim. Ailece görüştüm bir insanla. Yani ama tabii futbolda bunlar var yani. Herkes bir gün gidiyor futboldan. Biz de ayrıldık zamanda. Abiyi duymak için benim iyice eğilmem gerekiyor. Gel gel. 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 Alex. Alex de senin yanında BTR'miz var, onu izleyelim önce. Gel. Bakalım gelebilecek misin bundan sonra? Arkadaki stat neresi? Esistacu. Kadıköy. Kadıköy. Şu Kusaracoğlu. Şu arkadan görüntüsü olan şu Kusaracoğlu. Özlem, nasıl da Türkiye son vayes. Türkiye ile ilgili çok fazla anı var tabii doğal olarak. O yüzden içeri. Gel. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Farkı bu dışarı gayağı bu bakayım Kadıköy. Yani en azından bir tane kazanmak için. Samba. Alex Vestoza benim idolüm abi. Ben çok uyum Fenerbahçeli olduğumu söylemiştim. Ama dediğim gibi sana da çok saygım var. Bir kere kazanmanıza izin vereceğiz dedi. Vallahi hakikaten. Geleyim bir şöyle. Hakikaten şansımız tutmuyor Kadıköy'de. Ona yapacak bir şey yok. Neden abi bu? Abi nedenleri çok diyorlar ama ben nedenini bulamadım. Ben bir şey duydum. Bir öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var falan. Yok büyüdürü. Yok, bir kere böyle son dakikada direkten dönmüştü. Biz büyüleri bozmaya çalıştık, o da olmadı. Yaptınız mı öyle büyüleri? Yok ben şaka tabii de. Ama öyle oluyor biliyorsun, hep bu muhabbetler dönüyor ama bir şansımız tutmadı. Canı sıkıyor mu bu? Sıktığı zamanlar oluyordu tabii ki. Eyvallah. Şeyi söyleyeceğim ben, Alex'in heykeli ile ilgili bir açıklaman olmuş senin. Doğru mu bilmiyorum, Hakan Şükür'ün heykeli yoksa hiç kimsenin olmaması lazım demişsin. Şimdi tabii yabancı futbolcunun yapılıyorsa, Türk futbolcunun hani onun gibi kariyerde olan bir futbolcunun da yapılmasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem milli takıma hizmet etmiş hem Türkiye'de en çok gol atan oyuncu olduğu için ben böyle bir cümle kurdum, doğrudur. Hı. Yani gelmiş geçmiş en büyük Türk futbolcusu Hakan Şükür'dü mü diyorsun? Tabii ki yani istatistiklere göre bakıldığı zaman kesinlikle öyle. Ama bunu zaten sonuçta taraftar yaptırıyor yani. Ya ne olursa olsun ama yani. Ama sonuçta açık alanı yapmadı ki. Ya buradan Galatasaray taraftarına seslenelim. Hakan Şükür'ün de heykelini diksinler o zaman. Ya Hakan ne Şükür diyorsun? Ya bence futbolcuların her futbolcunun heykeli dikilmez. Herkes bir Metin Oktay olamaz, örnek veriyorum tabii yani ki. Anlatabiliyor muyum? O tarz oyuncular hani bence bir de rahmetli olduktan sonra heykelleri dikilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki Burak'ın heykeli yapılmış, Burak Yılmaz'ın.
Onlara nereye, benim var mı? Nereye yaptın? Bir görelim abi. Burak. Ne düşünüyorsun biraz, abi Burak Heykel? Biraz Arif Erdem'e benzetmiş. Arif Erdem'i yeni jenerasyon çok bilmeyebilir. Yine böyle kendini ustaca yere atan futbolculardandı. Evet, Arif abiydi ya o konuda. Değil mi? Severdi. Burak Yılmaz hakkında ne düşünüyorsun peki? Ama offside çizgisini unutmuşlar orada. Çok offside. Bir de Burak'ın şu hareketi var. Onu da alttan bence fotoğraf olarak gösteriyor. Sürekli offside'e düşüyor abi Burak. Ama iyi futbolcu. Şu an Türkiye'nin en iyi santraforu. Abi Sabri ile alakalı ne düşünüyorsun? Hayatımda gördüğüm en iyi sağ bek oyuncusu. Sabri ile alakalı bir video var, onu izleyelim. Ondan sonra biraz Sabri'yi konuşacağız. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Avrupa'nın kralı olduk. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Avrupa'nın kralı olduk. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de kalan Galatasaray. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Mükemmel sesler ama yani. Her Sabri iyi bir Galatasaray tarafları ama bir şey dikkatini çekti mi? Saç modeli hiç değişmedi. Ne? Saç modeli. Saç modeli. Saç modeli şeyi de değişmedi ama tekniği ve oyun tarzı da pek değişmedi. Ya yıllardır evet, da aynı standartla en iyi sağ bek. Geçen sezon en az bir 5 asist yani 5 ortası vardı. O da bir rekor yani. Kadro dışı kaldıktan sonra efsane dönemde oynadı. Çok müthiş iyi oynadı. Müthiş oynadı. O ya. Gazla. Çok seviyorum onu. Hastası ya. Sabri'nin hastasını buldum yani. Bir Fenerbahçeli olarak Sabri'nin hastası olmam normal değil mi? 75 milyon arasında buldum. En son seni buldum. O da Fenerli çıktı. Sabri ile alakalı ben bir Vine çekmiştim zamanında. Böyle 6 saniyelik bir aplikasyon vardı. Onu bir izleyelim. Sabri son çizgiye indi. Sabri ortasını da yaptı. Ama nereye? Bu kadar uğraşmamıza kızmıyordur değil mi? Yok bence o alışkın reklamın iyi kötüsü olmaz. Bizde de Selçuk Şahin var. Sizinki müthiş. Ne anlamda? Kaç sene oynadı sizde? 12 sene mi? Bayağı bir oynadı abi. Ya da 15 kaç oldu bayağı bilmiyorum ben sene, hatırlamıyorum. Bir sene gitti. Ama bizim sayemizde kaldı biliyorsun. Galatasaray uzaktan tabii. Bir golü var yine. Sola bakarken sağ vurdu. Özür dilerim. Bir saniye. Benden değilse çünkü özür dilerim. O da bizden özür dilemişti. Futbolla alakalı yine bir Vine çekmiştim ben. Ortaokul yıllarında bir oyun oynardık biz. Onu bir izleyelim, ondan sonra bağlanalım buraya. Apia. Ümit. Hatırlıyor musun bu oyunu? Hatırlamadım. Ciddi misin? Oynadın mı hiç? Eskiden oynuyorduk küçük. Yapalım mı bir maç? Olur. Hadi. Bir tuş alayım oradan. Ama hangi size parmağı kullanıyorduk onu hatırlamıyorum. Evet, şimdi tut. Abi. Alıyor musun? Öyle mi? Hayır, şöyle bak. Elini şöyle tutuyorsun. He. Aynen. Başlıyorum. Şu aradan. Tamam, biliyorum. Dur. Aynı top ne oluyor, ne oluyor? Tamam, sen başla. Bundaydı değil mi? Evet. Sabri'yi attım, tutamadı topu. Ümit Kara gördüğünüz futbolculuk hayatındaki kadar yetenekli abi değildi. Para maçında Atıl Kunt lütfen. Bu hafta insanları durduracağım. Onlara Beşiktaş'a nasıl gidebilirim diye soracağım. Onlar da bana anlatmaya başlayacak. Ben onlara bakacağım. Onlar anlatacak. Ben bakacağım. Onlar anlatacak. Ben bakacağım. Onlar anlatacak. Bakalım bu saçma sapan şaka ne sonuç verecek? Gelin. Ya Beşiktaş'a nasıl giderim? Beşiktaş'a nasıl gidebilirim? Beşiktaş'a nasıl gidebilirim? Abicim Beşiktaş'a nasıl giderim ya? Beşiktaş'a nasıl giderim ya? Beşiktaş'a otobüs var burada. Karşıda otobüs var. Buradan Beşiktaş'a gidemezsin.
Yani kızma kızma dur hemen gidemezsek kafam bende karıştırayım. Kafam karıştı bir dakika. Biz bilmiyoruz vallahi. O yabancıyız. Vallahi. Tramvaya bin. Tramvaydan hava taşı. Anladın mı? Allah. Nereye gitmek istiyorsun? Tam da niye durdun? Anlamadım. İyi misin? Haydi. Nereye gidiyorsan orada biri gidecek Beşiktaş. Niye baktım hocam? Sen dedim Beşiktaş nasıl gidermez dedim. Otobüsler orada. İleri gidersin dedim. Ben o kadar mı? Bulabilir misin? Bulamaz mısın? Odasın. Vapura bineceksiniz herhalde Beşiktaş'ta. Ne gideceksiniz? Anlamadım ki ne oldu ki? Seninle yeni geldik. Yabancıyız. Tünelden geçin öbür tarafa. Anladın mı beni? Gittim, kafa gidiyor bazen de benim. Nereye gittin? Astral seyahat. Tekrar anlatır mısınız Beşiktaş'a nasıl gideceğimi? Yukarı çıkıyorsun. Evet. Tünelden geçiyorsun. Tünelden geçtin. Duyuyor musun beni sen? Ya Beşiktaş'a nasıl gidebilirim abicim ya? Beşiktaş'a nasıl gidebilirsiniz? Şuradan otobüsler kalkıyor mu bilmiyorum ama. Nereden kalkıyor bu otobüsler? Ya gidelim. Ya buradan var, hay Allah. Niye öyle şey ettin bana ters baktın? He? Yanlış bir şey mi söyledin? Karşıya geçeceğim. Abi iyi. Neyle gideceğiz abi? Pardon ya dalmışım da bir daha anlatır mısın? Ben de diyorum da acaba ne düşünüyor? Eminönü'ne nasıl giderim? Eminönü buran. Buran karşıya eminim zaten buralar Eminönü. Kamera çekilsin artıksın. Şu heyeti sallar mısın? Oh my god! El sallayın oraya bakayım. Tamam şimdi gidin.